أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طه سورة 103. آية كريمة devam ediyoruz. يتخافتون، gizli gizli, kısık sesli konuşmak anlamında, daha çok kısık sesli konuşmak. Beynehum, onlar aralarında sık sesli konuşurlar. İn ille ile beraber kullanınca ille bistum ancak haşra, yani siz ancak 10 gün kaldınız gibi bir anlam. Yani onlar birbirlerine kısık sesle siz ancak 10 gün kaldınız derler. They will speak in a very low voice. Onlar konuşacaklar. Burada gelecek zaman şeklinde almış. They will speak. Onlar konuşacaklar. In a very low voice. Düşük, yani kısık bir sesiyle. To each other. Birbirlerine. Saying. Diyerek. You stayed not. Günlük İngilizce'de tabii bu. You didn't stay şeklinde. Yani didn't gel demek. Şuradaki ed düşüyor. You didn't stay longer than 10 days. Yani siz 10 günden daha fazla kalmadınız anlamında. O zaman 10 gün kaldınız diye çevirmek mümkün. Nahnu biz demek. E'lemu. E'lemu ben bilirim anlamına da gelir ama nahnu ile olunca en iyi bilmek anlamında. Nahnu e'lemu en iyi biliriz. Bi ile beraber kullanılıyor. Burada yani bi'nin bir anlamı yok. Me şey yekulune. Onların dedikleri şeyi biz en iyi biliriz. Biz hani yekulu dediklerinde emseluhum, yani onların örnekleri tarikaten yol bakımından en iyi olanı, bu bilgi ve hikmet olarak çevrilmiş. Normalde tarikaten ifadesi yol anlamında. Bu ifade bilgi ve hikmet bakımından emseluhum, yani en iyisi olan. İlle bistum diyecek ki ille yevme, siz ancak bir gün kaldınız ya da bir günden başka kalmadınız şeklinde diyecek. We know very well, biz çok iyi biliyoruz. What they will say, onların ne söyleyeceğini. When the best among them, en iyileri among them in knowledge, bilgi and wisdom, hikmet bakımından en iyileri will say, diyecek. You stayed no longer than a day. Yani siz bir günden daha fazla kalmadınız. Bunun ardından bir başka ayette Rabbimiz ve yes'elûneke, sana sorarlar. An bir şey hakkında anlamında. Se'ele an denildiğinde bir şey hakkında sormak. Tabi se'ele an geniş zamanda yes'elûne, onlar dediği için yes'elûne oluyor. Anil cibâli, sana dağdan, şurası anil cibâli, sana dağlardan sorarlar. Fe artık kul de yensufuhe, onları dağıtacak Rabbi, Rabbim nesfe, Rabbim onları parça parça toz haline getirip savuracaktır ya da toz zerrecikleri olarak, parçacıklar olarak savuracak şeklinde dediği söylüyor. And they ask you, onlar soracaklar concerning hakkında, ilişkili olarak concerning, about gibi bir anlam var. The mountains, dağlar hakkında soracaklar. Say, söyle. My Lord will bless them. Rabbim onları, bless anlamsal olarak aslında patlatma anlamında var. Bless them, yani onları paramparça edecek. And scatter them, ve dağıtacak as particles of dust. Yani
toz parçacıkları olarak dağları dağıtacak. Tabi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu tip sorular, peki bu dağlar ne olacak denildiğinde böyle deniliyor. Bugünün şartlarında böyle bir soru olur mu? Olursa da yine cevap aynı şekilde Rabbimiz onları paramparça edecek, toz zerrecikleri gibi dağıtacak diyeceğiz. Ve delil olarak da Allah'ın yapmış olduğu şeylerden, onlardan bahsedebileceğiz. İşte bugün insanoğlunun doğa olayları diye tanımladığı birçok olayı insan hiçbir şekilde engellemiyor. Bunlar üstün bir güç tarafından yapılıyor falan diye tanımlanıyor. Ama inananlar nezdinde bu nedir? Bu Allah'ın yaptığı bir şeydir. Biz buna iman ediyoruz. Ve buna da engel konulamayacağını biliyoruz. Aynı şekilde de Kur'an-ı Kerim'in söyleyişiyle de dağlar paramparça olacak. Zerreler haline dönüşecek. Bunu da Rabbimiz yapacak. Evet. Fe bunun ardından yezeru terk etmek. Yezeruhe onları terk edecek. Gaan bir böyle düz safsafe yani pürüzsüz bir düzlük olarak bu safsafe dümdüz pürüzsüz gaa bir ova gibi düşünebiliriz. Pürüzsüz dümdüz bir düzlük alan gibi yapacak dağları. Then he shall leave them. Onları bırakacak. As a level seviyesinde smooth plain. Pürüzsüz bir düzlük seviyesinde onları bırakacak. La tara sen görmezsin fihi orada ivecen eğrilik anlamında vele emte veyahut bir tümsek bir çukur orada görmezsiniz. You will see therein orada nothing crooked yani hiçbir şey eğri olarak o curved veyahut orada hiçbir şeyi yamuk eğri olarak göremezsin. Bu crooked ifadesi eğrilik aslında curve burada çukur demek ama emte kelimesi benim bildiğim kadarıyla tümsek anlamında. Yevme izin o gün yettebi'une o gün onlar tabi olurlar edda'iye yani davet eden kimseye tabi olurlar le ivecele ve onda hiçbir eğrilik olmaz ve haşa'ati ise boyun eğmek şeklinde el asvatu sesler boyun eğerler burada evet lirrahmani rahman için boyun eğmek veyahut kısılmak anlamında fele ve artık la tesmeu işitmezsin illa hemse herhangi bir ayak sesinden başka bir şey hissetmezsin. On that day, o gün mankind will follow strictly. Onlar katı bir şekilde the voice of Allah's call yani Allah'ın davetçisinin adımlarına katı bir şekilde uyarlar. Yani onun Allah'ın davetçisine katı bir şekilde uyarlar. No crookedness. Orada hiçbir no crookedness. Onda hiçbir eğrilik. That is without going to the right. Yani doğru gitmeyen o left. Yani burada sağ going to the right sağ o left veyahut sola o that voice. Yani o sesin sağına veyahut soluna gitmeden dümdüz olarak o davet edenin çağıran kimseye uyarlar. Burada tabii nedir? Artık her şey bitmiş. İnsanlar gideceği yere gidiyor. Will they show him
Allah'ın kolu, yani Allah'ın davetçisinin onlara göstereceği yola. And all voices, ve bütün sesler will be humbled. Bütün sesler alçak gönüllü olacak. Humbled. For the most gracious, Rahman için. Tabi burada kısılacak şeklinde yorumlamak mümkün. And nothing shall you hear. Hiçbir şey duymayacaksın. But the low voice of their footsteps. Onların adımlarının düşük sesi haricinde hiçbir ses duymayacaksın. Yevme izin, o gün la tenfa'u, fayda vermeyecek. Eşşefa'atu, şefaat fayda vermeyecektir. İlle, burada ille dediğine göre fayda verecek şefaatlerin olduğu anlaşılabilir. Men ezine lehu, izin verdi. Lehu rahmanu, Rahman'ın izin verdiği. Ve radiyen lehu, ve ondan razı olduğu lehu kavle, yani sözleri bakımından onun razı olduğu kimse dışında. Yani sözü kendisine kabul edilebilir diye. Söz bakımından onların razı olduğu, sözlerinden razı olduğu kimseler dışında hiç kimsenin şefaati fayda vermeyecek. On that day, no intercession, hiçbir aracılık shall avail, fayda vermeyecek. Tabi burada shall avail olunca fayda verecek gibi, ama şuradaki no'dan dolayı olumsuz oluyor. Except hariç, the one for whom the most gracious, Rahman'ın has given permission, Rahman'ın kendilerine izin verdiği kimseler, whom, the anlamında burada, and whose word, ve sözü is acceptable, kabul edilebilir, to him. Sözü ona kabul edilebilir. Kimselerin dışında şefaat olmayacaktır. Bu şefaatle ilgili daha önce de konuşmuştuk. Bu yüzyılların çözülememiş bir problem. İnsanlar bunu konuşuyorlar. Halbuki bu meseleden önce, bunlar konuşulmadan önce insanın Allah'a karşı en temel vazifelerini, sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Yani şefaat vardır, yoktur üzerinden din anlatılmaz. Biz birbirimize şahitlik ettiğimizde, yani Müslümanlar olarak bugün camiler bomboş, Kur'an-ı Kerim okunuyorsa bile hiçbir şey anlaşılmadan okunur bir durumda ise, sadece cenazelerde Kur'an-ı Kerim yaşatılıyor ise, buradan tutup ya da başka sorunlar varken, faiz o kadar fazla olmuş, neredeyse bulaşmayan kimse kalmamış iken, zina ile ilgili meseleler apaçık ortadayken, gençliğin iman problemleri ortadayken, burada şefaat var mıdır yok mudur böyle bir tartışmaya girmenin kimseye faydası yok. Zaten insanlar Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirdiği vakit Rabbimiz de onlardan razı olacaktır. Belki o durumda kimsenin şefaate de ihtiyacı olmayacaktır. Rabbim hata etmişsek yorumda hatalarımızı affetsin. Çünkü bu konu çok böyle tartışılan bir konu. İnsanlar sanki bunu yaparken dinin tamamı hallolmuş, bütün sıkıntılar giderilmiş gibi bu meseleye bakabiliyor maalesef. Ya'lemu, bilir. Me, beyne eydihim. Me, şey anlamında. Beyne eydihim, önlerinde olan şeyi. Ve ma halfahum, veyahut artlarında olan şeyleri bilir. Ve yuhitune, ve onu, bihi, onu kuşatmıştır. İlme, ve onları ilim bakımından çepeçevre kuşatmıştır. İyi. Allah knows, Allah bilir. What happens to them? Onlara ne olduğunu bilir. As creatures, yaratıklarına, in this world, dünyada yaratıklarına ne olduğunu bilir. And what will happen to them, ve onlara ne olacağını, in the hereafter, bundan sonrasında ne olacağını bilir. But they will never compass, ancak bunlar, burada çepeçevre kuşatmıştır demiş. Demiştik, şu L'yi atladık. Ve la yuhitune, onu bihi ilme, onu ilim bakımından kuşatamamışlardır. Yani Allah'ı
Allah'ın ilmini anlayamamışlardır gibi. They will never compass anything. Onlar hiçbir şeyi anlayamamışlardır. Anything of his knowledge, onun ilminden, bilgisinden onlar hiçbir şeyi kavrayamamışlardır. Evet, ve aneti boyun eğmek, vucuhu yüzler, li için boyun eğecekler, lil hayyil kayyum yani daima diri olan, aynı zamanda koruyan, kayyum olan Allah için bütün yüzler boyun eğecektir. Fakat muhakkak Kabe hüsrana uğramıştır. Men hamele zulme. Zulüm taşıyan kimseler ise gerçekten onlar hüsrana uğramıştır veyahut hüsrana uğrayacaktır şeklinde demek mümkün. And all faces, bütün yüzler shall be humbled. Bütün yüzler boyun eğecektir, alçak gönüllü olacaktır. Before Allah, El Hayyul Kayyum. Burada Hayyul Kayyum ifadesi, the ever living, sürekli hep yaşayan, the one who sustains, devam ettiren, and protect all that exists ve var olan, mevcut olan her şeyi koruyan. And he who carried, taşıyan, a burden of wrongdoing, yani zulüm taşıyan kimse nedir? Hüsrana uğramıştır. Orada şu kısımda hüsrana uğramak kısmını söylüyor. Tabi aradaki ifadeleri de okuyacağım şimdi. Burada will be indeed, muhakkak kesinlikle, a complete failure, tam bir başarısızlığa uğramış olacak, tam bir başarısızlık içerisinde olacak. Bu kimse, he who disbelieved in Allah, Allah'a inkar eden, ascribed partners, aynı zamanda ortak koşan, tohim, ona ortak koşan, and the deeds of his disobedience, aynı zamanda da ona karşı itaatsizlik eden kimseler diye buyuruyoruz. Zulmün en büyüğü Allah'a ortak koşmak, onu inkar etmektir. Bunun yanında insanlar arasındaki zulüm, haksız yere birisinin bir şeylerini almak ya da alınca zamanında vermemek, bunların kendisi de kula karşı olan zulümlerdir. Yani zulüm, güçlünün güçsüzü sırf kendi nefsi için bir takım haksızlıklar yapması, onu zor durumda, güç durumda bırakması, sözlü olarak kandırması ya da yazılı bir şekilde onu kandırması, bunların tamamı bir tür zulümdür. Ama zulmün en büyüğü de şirktir. Şirk büyük bir zulümdür diye zaten Rabbimiz de buyuruyor. Bir sonraki ayet-i kerimede ve men ya'mel, bu men en kimse anlamında, ve men ya'mel, yapan kimse, mine salihat, salih amellerden işleyen kişi, ve huve mu'minun, ve mümin olan kimse, yani mümin iken salih amel işleyen kimse, fele yehafu, o kimse korkmaz zulmen, zulümden, ve la hedme, aynı zamanda azalmaktan, eksilmekten korkmayacaktır, korkmaz. And he who works deeds of righteousness, yani her kim salih amel işler ise, while he is a disbeliever, kendisi, while he is a believer, pardon, while he is a believer, iman eder haldeyken, in Islamic monotheism, İslami tek Allah inancına, then he will have no fear of injustice. O kimsenin hiçbir haksızlık korkusu olmayacaktır. Nor of any curtailment. Curtailment bir şeyin kesilmesi. Of his reward. Onun mükafatının kesileceğinden hiçbir korkusu olmaz. Rabbim bizleri
İman eder halde salih amel yapan kullarından eylesin. Yaptığımız işleri yalnızca ve yalnızca onun rızası için yapabilmeyi bizlere nasip etsin. Hata ettiysek hatalarımız affolsun. Sadakallahülazim.